Merhaba, Şehir Ekranı TV'ye hoş geldiniz. Ben psikolog Handan Coşkun. Bugünkü konumuz, pandemi sürecinde evde kalan çocuk ve gençlerin teknolojik aletlerle olan ilişkisi, bizim onlara yaklaşımımız nasıl olmalıdır, ne şekilde davranmalıyız? Konuya başlarken önce şunu belirtmek istiyorum. Çocuk ve ergenleri bu süreçte teknolojik aletlerden tamamen uzak tutmak mümkün değil. Çünkü her birimizin evinde teknolojik aletler, telefon, tablet, bilgisayar gibi aletler aktif bir şekilde kullanılıyor. Hal böyleyken çocukları tamamen uzak tutmak çok olası gözükmüyor. O halde ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Çocukların teknolojik aletleri kullanımı bizim kontrolümüzde olacak. Onların ne kullandıklarını, ne izlediklerini, ne oynadıklarını, kimlerle görüştüklerini, hangi sitelere girdiklerini hepsini bileceğiz, takip ediyor olacağız. Ama bunu çocuğu rahatsız ederek yapmayacağız. Peki nasıl yapacağız? Çocuk oyun oynuyor ekran başında. Çocuğun yanına yaklaşıp ne oynuyorsun? Gel bir yerde beraber oynayalım. Ya da hangi siteye bakıyorsun? Bak ilginç gözüküyor. Ben de bir bakayım mı? Ya da kiminle görüşüyorsun? Bu görüştüğün kişi nasıl bir insan? Benim de ilgimi çekti. Ben de bir bakayım mı? Gibi çocuğun dünyasına dahil olmak iyi olacaktır. Bunun yanı sıra çocuk teknolojik aletlerle ekranla ne kadar vakit geçiriyor? Bu da önemli. Onun kontrolü de bizde olacak. Biz ayarlayacağız. Ancak ucu açık bir zaman olmayacak. İşte akşam oyna. Akşam ne? Akşam ne kadar bir zaman? Ya da biraz oynayabilirsin. Biraz ne? Biraz çok ucu açık bir zaman dilimi. O zaman ne yapacağız? Bunu belirleyeceğiz, sınırlandıracağız. Akşam şu vakitlerde şu kadar saat, şu kadar vakit oynayabilirsin. Bunu nasıl ayarlayalım biliyor musunuz? Çocuğun yaşı kaçsa onu 10 dakikayla çarpacağız. Bu Mehmet Teber hocamın bir formülü, çok işe yarıyor. Çocuk 3 yaşındaysa 10'la çarparsak 30 dakika gün içinde ekranla vakit geçirme vakti, şansı var. Daha sonra çocuğu ekranla vakit geçireceği vakti ayarladıktan sonra bunu nerede geçirdiğini ayarlamamız gerekiyor. Çocuk mümkün mertebe bizim olduğumuz ortak alanlarda teknolojik aletlerle vakit geçirsin. Mutfak, salon, oturma odası, asla ve asla odasına kapanıp bilgisayarla, tabletle ya da telefonla tek başına vakit geçirmesin. Mümkünse bilgisayarın ekranı odaya dönük olsun ve kulaklık takmasın. Sesi açık olsun. Ne konuşuyor, ne dinliyor, neyle muhatap oluyor bunu bilelim. Çok rahatsız oluyorsak sesi biraz kıstırabiliriz ama tamamen kapatmak, tamamen sadece onun duymasını sağlamak olmasın. Bunun yanı sıra çocuk oyunla oynarken, oyunun içine girmişken hipnoz olmasın, tamamen dikkatini yitirmesin diye ara ara çocukla konuşabiliriz, laf atabiliriz, soru sorabiliriz. Çocuğu o dünyadan ara ara koparmak iyi olacaktır. Göz sağlığını korumak için tamamen odaklandığında onu ekrandan birkaç saniyeliğine çekmek, önce uzağa sonra yakına, yukarı aşağı şeklinde baktırmak, ufak egzersizler de faydalı olacaktır. Ve unutmamak gerekiyor. Bütün oyunlar, bütün bilgisayar oyunları tekrar tekrar oynansın diye bağımlılık geliştirecek şekilde tasarlanmış. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ve aklımızdan çıkarmamız gereken bir diğer önemli nokta. Bağımlılık riski altında olanlar sadece davranış bozukluğu gösteren gençler değil. Sadece ders başarısı düşük gençler değil. Ders başarısı yüksek gençler de bağımlılık riskiyle karşı karşıya. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.